Şimdi ilk olarak cümle çevirileriyle başlayacağız ama cümle çevirileriyle başlamadan önce ben size burada bir vocabulary exercise yapmak istiyorum. Vocabulary exercise buradaki amacımız şu cümle çevirileri çalışıp geldiyseniz bu cümle çevirilerinin içerisinde bu vocabulary'ler vardı zaten. Benim sizden istediğim burada doğru kelime anlamını bulmanız. Şimdi size bir paylaşım yapacağım. Hızlıca vocabulary exercise'ı paylaşıyorum. ekranınıza düşecek. Bu ekranda lütfen her kelime için bir tane karşılık olacak şekilde seçelim. 5 tane toplam kelimemiz var. Receive, achieve, immunize, treat ve stronghold kelimelerinin anlamları neler? Bunları seçmenizi bekliyorum. Hadi bakalım. Soruları süreli mi çözelim? Soruları şu an için süreli çözmeyelim Mustafa Hocam. Ben size onları da bildireceğim zaten. Hepsi, Hepsinin yeri ve zamanı gelecek olur mu? Gayet güzel. Haydi bakalım. Hepsinin birer tane şey var, karşılığı var. Bilginiz olsun. Haydi bakalım biraz daha hızlı. Son bir dakikamız. Bir dakika içinde tamamlamış olalım dostlar. Evet. Burada ne yapıyorum? Kapayım. Polu. Kapayım. Şimdi beraber bir paylaşalım bakalım neler var. E, i̇lk olarak ilk kelimemiz Receive kelimesiydi. Receive kelimesi almak manasına geliyor. Buradaki almak kelimemiz doğru olacaktı. Başarmak kelimemiz Achieve aşılamak ise Immunize ya da vaccine, Vaccinate olacaktı. Bunun alakası yok. İkinci kelimemiz Achieve kelimesi. Bunun anlamı da başarmak manasına geliyordu. Eşitlemek kelimesi Equate kelimesiydi. Yükseltmek ise Raise kelimesiydi. Immunize kelimesi aşılamak manasına geliyor. Kaybolmak manasında, kaybolmak manasında farklı bir kelimemiz var. Buradaki kelimelerde göreceğiz. Bir de eleştirmek, criticize kelimemiz var. Burada immunize ile bağlantısı yok. Dördüncü kelimemiz treat kelimesi. Treat kelimesinin iki anlamı var. Tedavi etmek ya da davranmak manasına geliyor. Tabi isim haliyle mesela işte benden olsun vesaire derken de treat kelimesini ne yapıyorum? Kullandığım zamanlar oluyor. Treat kelimesini burada tedavi etmek manasında kullandık. Başarmak yine achieve olacaktı. Eleştirmek ise criticize kelimemiz olacaktı. Beşinci kelimemiz strong, stronghold. Stronghold kelimesinin anlamlarından bir tanesi kale, bir tanesi de tahkimat. Yani bir yeri güçlendirmek manasına gidiyor. Tahkimat doğru olacaktı. Bağışıklık immunize. Sürü kelimesi ise farklı bir anlama geliyor. Hurt kelimesi. Biraz sonra zaten bunu ne yapacağız? Göreceğiz. Lütfen çalışmış olarak gelelim. Bu kelime aktivitelerini hep başta ve sonda sürekli olarak yapacağız. Bilginiz olsun. Şimdi geldim ilk cümleme. Çok sıkı takip edelim beni. Cümlelerde ne yapıyorduk? Öncelikle ana fiili buluyorduk. Ana fiili buluyorduk. Sıkı takip edelim. Sorularım anında gelir. Bilginiz olsun. Ana fiilimiz burada may not receive olarak görülüyor. Ana fiili bulmak dostlar çok önemli. Çünkü ana fiilin öncesi özne olmuş oluyor. Sonrası ise nesne olmuş oluyor. Subject verb objeyi bulduğumuz an bu sefer cümleyi ögelerine ayırmış oluyoruz. Ve bu sayede doğru anlamlandırma ne yapabiliyoruz? Yapabiliyoruz. Bakalım. Bazı Afrika ülkeleri may not receive almayabilir. Neyi? Enough COVID-19 vaccine doses diyor. Yeterli COVID-19 aşı dozlarını almaya bilirler. Ne için, ne yapma adına bunu alamayabilirler bilirler? To reach herd immunity, herd immunity sürü bağışıklığı demek. Sürü bağışıklığına ulaşmak için yeterli Covid-19 aşı dozlarını almaya bilirler. Ne? For years to come önemli bir ifade dostlar. For years to come birçok gelecek birçok yıl için diyor. Yani gelecek yıllarda birçok yıl için bunu almayabilirler. Yani gelecekte belli bir noktada böyle bir beklenti söz konusu değil. Neresi için? Bazı Afrika ulusları için. Ve it could take years. İkinci film geldi. It could take years to secure the doses. Hmm. Şimdi buradaki itin boş it olmuş. Na, ne diyor? Dozları güvenliğe almak yıllar alabilir. Buradaki it aslında ne olmuş? Dozları güvenliğe almak dozları güvenli almak ne diyor? Yıllar sürebilir. Hangi dozları? Needed to immunize 60% of the continent's 1.3 billion people. Kıtanın 1.3 milyar insanının %60'ını aşılamak için ihtiyaç duyulan dozları, dozları güvenliğe almak yıllar sürebilir. The threshold at which herd immunity may be achieved. Bakın çok güzel ifadeler var. Şimdi burada threshold kelimemiz var. Threshold sınır noktası, alt sınır ya da eşik manasına gelen bir kelimemiz. The threshold eşik ki bu eşikte sürü bağışıklığına ulaşılabilir. Aslında bakın benim size sorum hemen lütfen chat box'ı kullanın. Burada threshold dediği, eşik dediği, burada refere ettiği, gönderim yaptığı yazarın şey ne? Hemen chatbox'ı kullanalım yazalım. Burada yazar threshold diyerek bravo %60'a gönderme yapıyor. Aslında amacı burada size neyi belli etmek? %60'lık oranı açık bir şekilde belli etmeye çalışıyor. Şuradaki %60 o zaman bakın buradan soru gelir. Yani sürü bağışıklığının kazanılması için %60'ın nüfusun %60'ının ne yapılması lazım? Aşılanması gerekiyor gibi bir şık paragraf sorusunda doğru şık olacaktır, bilginiz ola. Şimdi hızlı bir şekilde kelime girdisini yapalım. Kelime girdiğimizde ilk kelimemiz receive kelimesi. Almak anlamına gelen bir kelime. Almak manasına giriyor. Almak manasında be presented with anlamı var. Be presented with, sunulmak, almak manasına geliyor receive kelimesi. Be presented with diye biliriz buna. Aynı zamanda receiving, kabul etmek manası var. Accept manası mevcut. Ya da işte yakın kelimeler diyecek olursak bir yere almak manasında düşünürsek ki böyle bir anlamı aslında yok ama siz gibi kuşatmak manasına geldiğini ne yapabiliriz? Kabaca aynı anlam olmasa da söyleyebiliriz. Bravo. Optein'i de burada doğru olarak söyleyebiliriz. Optein kelimesini. İkinci kelimem dostlar. Immunity kelimesi immunity kelimesi şu günlerde de çok sık geçen bir kelime. Immunity kelimesi bağışıklık manasına geliyor. Bağışıklık drench manasında resistance to ifademiz ya da protection from ifademiz bu kelime için doğru eş anlamlılar olarak belirtilebilir. Immunity kelimesinin bir de mesela immune to bir şeye immün olma, bağışıklığı olma manasında bir kullanımı var. Bir de immunize şeklinde aşılamak, bağışıklık kazandırmak manasında kullanımları mevcut. Geldim bir sonraki kelimeme. Threshold kelimesi. Threshold kelimesi eşik alt sınır manasına gelen bir kelime threshold. Bunu da bilmekte fayda var. Bakın burada bilmediğinizde işte threshold'un %60'lık birime gönderim yaptığını bilemez. Ve bir tane paragraf sorusunda bir soruyu ne yapabilirdik? Kaçırabilirdik ki böyle bir şey olmuş olsa büyük ihtimalle paragrafta ne yapardı? Karşımıza soru gelirdi. İçiv e, kelimesi başarmak manasına geliyor. Eş anlamlı olarak accomplish kelimesini içi ve eş anlamlı olarak yazabiliriz. Ya da elde etmek manasında attain gibi, gain gibi yani bir şeyleri başarma manasında bravo Yiğit hocam. Bunları ne yapabiliriz? Yazabiliriz. Şimdi geldim hızlı gramer noktalarımıza. Hızlı gramer noktalarımıza. İlk olarak bir tane modulumuz var. May not receive şeklinde ebilir, abilir manasında. May, could ya da might da sinonim olarak ne yapılabilirdi? Yazılabilirdi. Bakın burada enough kelimemizden sonra to gelmiş. Enough artı. Enough'ın kullanımları adjective artı enough artı to work kullanımımız var. Enough artı to work kullanımı var. Bir de enough adjective olduğu için enough kendi başına adjective olarak kullanılır. Artı noun artı to work kullanımlarımız mevcut. Buradaki durum ikinciye gönderim yapıyor. Enough artı isim artı to work kullanımına ne yapılmış burada gidilmiş. Yine önemli ifadelerden bir tanesi For years to come gelecek yıllar manasına gelen önemli bir kelime olduğunu söyleyelim. Yine burada could take years to secure dikkat yıl ifadeleri zamansal ifadeler devamında toward takip eder bilginiz olsun kısmi soyuta girer bunlar ve devamı toward olur. Şimdi dostlar bakın burada yine önemli bir noktamız var virgül sonrası virgül sonrasında bir adjective clause kısaltma yapılmış aslında which is var burada normalde. Which is the threshold? Yani işte bunun yüzde oluşu bir sınırdır şeklinde bir ifade kullanımına gidiyor. Aslında bir adjective clause kullanımına ne yapılmış burada? Gidilmiş. Yine at which ifadesi bir adjective clause'dur ve öncesindeki ne yapar? İsmi niteliyor. Bu durumda da the threshold ismi at which ifadesi ile nitelenmiş. Yani şunu diyor. Herd immunity may be achieved at the threshold at the threshold şu eşikte başarılabilir şeklinde karşımıza ne yapmış? Çıkmış. Geldim şimdi sorulara. Haydi bakalım sorularla başlıyoruz. Birkaç tane çözelim sonra bir ara veririz kısa. Geldim altın soruma. Haydi bakalım. Gelsin cevaplar altın soru için. Evet. 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 Şimdi büyük bir çoğunluk benzer bir şık üzerinden gitmiş. Edirne şık üzerinden gitmiş görüyorum. B ve E kararsız olanlar var. Bakalım. Şimdi bir yine kısaltmalı soru. Bu kısaltmalı sorumuzu ilk olarak yine kısaltmanın olduğu yerden bakalım. Şimdi şöyle bakmak lazım olaya. İskelet diyor burada. Burada iskelet isminin inceleyen bir kısaltma bekliyorum. Yani bir adjective clause kısaltması. Şimdi dostlar. Dostlar Bursa diyen arkadaşlarım. Bak Bursa diyen arkadaşlarım. Şuraya getirmeye çalışacağım şimdi sizi. Şimdi Bursa diyorsan eğer ki arkadaşım iskelet kendisini gömer mi? İskelet başka bir şey gömer mi? Hayır gömülen diyeceğim gömülen. Bury yapılan yani kazılan gömülen. Dikkat pasif hocam bu iskelet bu eylemi kendi yapamaz yapılır. O yüzden aktif olamaz Bursa gitti aktif olamaz to work gitti. Önünde fiil yok. To verb 3 gitti. Kaldı Adana ve Edirne şıkları. İkisinden biri. Adana ve Edirne Bursa diyen arkadaşlarımıza hemen bu konuya bakmalarını tavsiye ediyorum. Kısaltma olarak çok da aman aman zor bir konu olduğunu, kolay bir soru olduğunu söyleyemem. Aya Edirne. Ne? 15. yüzyılda bir iskelet gömülen at the first European settlement. İlk diyor uh, Avrupa yerleşkesinde, Amerika bilmem ne de Avrupa yerleşkesinde gömülen bir iskelet iskelet bir Afrikalı kadına, bir Afrikalı kadına ait olmalı. Hayır. Ait olmalı. Olmalı diyemeyiz. Bugünden bahsetmiyoruz. Olmuş olabilir. Ne yapan? Onun 20'lerinde ölmüş olan bir Afrikalı kadına ait olmuş olabilir diyorum. Doğru cevabım dostlar. Edirne oluyor. Devam ettim. Within about five years of Christopher Columbus first voyage to the Americas. Amerika'ya Christopher Columbus'un ilk diyor seyahati gezisinin yaklaşık 5 yılı içerisinde 5 yıl içerisinde ve the case before the transatlantic slave trade started ve transatlantik köle ticareti başlamadan 10 yıllar önce, 10 yıllar önce onun 20'lerinde ölen bir Afrikalı kadına ait olmuş olabilir şeklinde bir ifade. Dostlar Edirne'yi doğru cevap yapıyor.